كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Bugün görünen ve görünmeyen şeytanlardan, cinlerden, iblislerden bahsedeceğiz biraz. Şimdi konuya direkt şöyle girelim. YouTube'da Yeraltı isimli bir kanal var. Bu Yeraltı isimli kanal genelde karşısına bir muhatap alarak, bir hoca ya da ne bileyim herhangi bir şahıs alarak, ona sorular sorarak, onun ağzından çıkan kelamlardan video yapıyor genellikle. Bu kanalla alakalı bize çok sual geliyordu. Hani dinlenir mi, dinlenmez mi diye. Biz fazla üzerine düşmedik bu kanalın. Lakin bu kanal tam tarihini hatırlamıyorum ama bir sapık çıkardı. Evet, sapık. Onun şimdi bilgilerini de paylaşalım inşallah. Kendi ağzından çıkan bilgilere dayanarak konuşuyorum. İsmi Mithat Çelik. 30 senelik din adamı. Sözde cami imamı, konferanslara falan gidiyor. Yani Diyanet'te görevli biri. Ama bu sözde hoca, ayaküstü inkar etmedi, ayet hadis kalmadı. Evet. Ayaküstü inkar etmedi, ayet hadis kalmadı. Tam bir saat boyunca program yaptı ve programın bir saati boyunca mahvetti ortalığı, perişan etti. Biz de bu adamın sapıklıklarıyla alakalı çoğu kardeş bize hemen Instagram üzerinden mesaj attı. Hocam bakın böyle böyle bir şey var. Bu adam ayet inkar ediyor, hadis inkar ediyor. Şununla alakalı bir konuşma yapar mısınız dedi. Ben de işin sıcaklığıyla hemen dedim bari hani yorum yapayım. Yani kanalın altına bir yorum olarak yazayım. Ben o videonun altına yorum yazdım. Dedim bak kardeşim, sen dedim bu adam buraya çıkartarak büyük bir sıkıntıya sebebiyet veriyorsun. Bu adam ayet inkar ediyor. Bu adam hadis inkar ediyor. Bu adamın ağzından çıkan kelimeler, bir kişi acaba dese o acaba diyen de iman dairesinden çıkar. Bu vatandaş, sayfa yöneticisi vatandaş, videoyu kaldırıp hatasını telafi etmek yerine işte Hüseyin hocam sizi de bekleriz, ışıklarımızı sizin için de yakarız. Ya arkadaşım böyle bir cevap var mı ya? Adam ayaküstü ayet inkar ediyor, hadis inkar ediyor. Ben oraya bu videoyu kaldır bak sıkıntı var diyorum. Seni de bekleriz diyor. Ya mübarek, böyle bir saçma sapan bir cevap şekli var mı? Allah razı olsun konuşuyorsun. Ha sıkıntı nerede? Bak şimdi. Belli bir süre sonra baktım vatandaş yorumları kapatmış. Niye? Aşırı gelen tepkiler üzerine bak. Hala insanlar tepki gösteriyor. Videoyu sileceğine yorumları kapatmış. Ve altına yazılan yoruma bakar mısınız? Açıklamaya. 20.000 beğeni gelirse cinlerle konuşan birisiyle konuşumuzu karşı karşıya getireceğiz. Bu nedir ya? Benim bildiğim YouTuber'lar yazar bunun altına. Şu kadar beğeni gelirse bilmem ne challenge yapacağız. Şu kadar beğeni gelirse ikinci bölüm çekeceğiz. Sen İslam'a hizmet eden biriysen şu kadar beğeni gelirse şöyle yaptıracağız diye bir şey yazamazsın. E ne oldu? Bu sapığın karşısına Feridun Hoca çıktı. Bak. O sapık, sapık diyorum bak ha. Direkt sapık diyorum. Orada bildiğin adamlar tekme tokat birbirine gelecek. Evet, bu sahtekar sapık Feridun Hoca'ya saldırdı. Ya arkadaşım sen orada program mı yapıyorsun? İnsanları birbirine mi düşürüyorsun? Karşı görüşü iki insanın arasında şu kadar mesafe var. Ya bu adamlar birbirine karşı cephe almış insanlar. Sen iki insanı bu kadar yakın tutarsan olacağı budur. Resmen horoz dövüşü gibi orada iki adamı kapıştırdı. He, biz buna rağmen bak müdahalemizi yaptık. Yorumla müdahalemizi yaptık. Lakin buna rağmen ben bu kanala herhangi bir uyarı videosu, ikaz videosu çekmek gereği duymadım. Lakin geldik işin püf noktasına. Ta ki bu vatandaş Diyarbakır'ın şadırvan müftüsü, evet şadırvan müftüsü, uydurukçu Ramazan'ı konuk alana kadar. Ama yani şimdi Ramazan'ın orada konuştuğunu ben burada not aldım. Aman ya Rabbi. Ramazan'a bir övgüler, evliya mısın, şeyh misin, veli misin, bilmem ne misin? Ya arkadaşım, bir ehli sünnet olsan sen, bak eğer bir kişi ehli sünnet olsa
şu Ramazan denen şahsiyetin ehli sünnet olmadığını şıp diyenler. Şu anda ne kadar ehli sünnet hoca varsa şu Ramazan'dan uzak durun diyor. Bak bütün ehli sünnet hocalar bu Ramazan tehlikeli, ehli sünnet dışı bir kişi diyor. Sen buna rağmen kalkıp Ramazan'ın yanına gidiyorsan, Ramazan'a övgüler, metiyeler diyorsan, ben bunda bir art niyet ararım. Evet, kusura bakmayacaksın. Hiç kusura bakmayacaksın kardeşim. Mevdudi'yi öven, Seyyid Kutup'u öven, provokatör Kuytul'u öven, daha nice sapıklar, ne kadar sapık varsa hepsini öven, Ramazan'ı kalkıp çıkartmış orada konu ediyorsun. Bak, Ramazan'ın sorulan sorulana bak. Sünnete geldi, hiç kılık kıyafete geldi. Ne sakal sünnet, ne sarık sünnet, ne cübbe, ne takke. Oo, hepsini sildi attı. Bak, Ramazan efendi ne sakal, ne sarık, ne cübbe, hepsini sildi attı. Böyle bir sünnet yok diyor. İstediğin gibi giyinebilirsin diyor ya. Böyle bir şey yok diyor. Bunlar diyor Arap kıyafeti. Bak, lafa bak, Arap kıyafeti. Yahu sarıkla alakalı yarım saate yakın sohbetimiz var. Kaynaklarıyla beraber, kaynaklarıyla beraber, delilleriyle beraber, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan kelamlarla beraber delillerimiz var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var. Sarık sarınız. Çünkü sarık meleklerin kıyafetidir. Bedir'de inen 3000 meleğin hepsi sarıklıydı. Melekler de mi Arap? Hiç mi kafa çalışmıyor? He? Peki buna karşı o maalesef terbiyesiz o bu kanalın yöneticisi kardeş. Terbiyesiz dediği lafa bakar mısın? Diyor ki Ebu Cehil de aynı diyor öyle giyiniyor diyor. Aha bak lafa bakar mısın? Ebu Cehil mi dedi? Aynen. Diyor ki Ebu Cehil de aynı öyle giyiniyor. Yani diyor ki Ebu Cehil de peygamberimiz gibi giyiniyor diyor. Bak lafa bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Ebu Cehil denen kafiri aynı kefeye koyuyor. Allah rızası için konuşuyoruz. Bu nasıl bir terbiyesizliktir ya? He? Devam ediyoruz, daha bitmedi. Ramazan efendi mezhepler güncellensinmiş. Mezhepler yüzyılda bir güncellensinmiş. Neymiş efendim? Ramazan efendi günümüze göre mezhepler güncellecekmiş. Müştehitlerin fikirlerini diyor habire yenilememiz lazım. Beğenmiyor paşazade. Bak. Doğruyu alırız, yanlışı almayız. Hep de zaten klasik lafı. Doğrusunu alırım, yanlışını almam. Yahu İmam-ı Azam denen zat bundan 1300 sene önce yaklaşık bugünün bile fetvalarını verecek kadar akıllıydı. Allah Celle Celal ona öyle bir feraset vermişti. Evet. 1300 yıl önceden yaklaşık olarak 1300 yıl önce bugünün bile fetvalarını verecek kadar akıllıydı. Herkesi kendin mi zannediyorsun Ramazan efendi? He? Ondan sonra Mehdi meselesi klasik, biliyorsunuz Ramazan, biz geçen konuştuk bununla alakalı. Ramazan efendi Mehdi'yi buldu, çıkardı, yaşıyor dedi, bir şeyler dedi. Şimdi ne diyor biliyor musun? Ben diyor Mehdi'nin adını biliyorum. Ya Mehdi'nin adını zaten 1400 sene önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söyledi. Medine'de doğacak, ismi Muhammed olacak dedi. Sanki yeni bir şeymiş gibi, tamam mı? İlk defa bulmuş. Ramazan evliyaullah kuddüse sirrahu. Mehdi'nin adını biliyorum. Aa maşallah. Sen ne büyük evliyasın ya. Keşfin mi açıldı Ramazan efendi? Ha işte. İşte bilmeyen adam da altına yazılan yorumlara bakıyorsun. Ben böyle alim görmedim. Ben böyle güzellik görmedim. Ben böyle konuşan adam görmedim. Adamın ağzı kelime yapıyor. Başka hiçbir şey yok. Ehli sünnet dışı konuşuyor. Fikirleri ehli sünnet dışı. Ahlakı ehli sünnet dışı. Hal ve hareketleri ehli sünnet dışı. İmamların arkasında namaz kılmam. Onlar benim arkamda namaz kılsın. Hareketler böyle. Bak. Bu adam 50 küsur dakika boyunca erinmedim. Yaklaşık bir 45 dakika falan dinledim. Yaptığı şey sadece boş muhabbet. Mesela diyor ki bir konu geçiyor. Maide bilmem şunda var. İşte Yasin 36'da var. İşte Nisa 53'te var. Araf 46'da var. Aynen böyle. Ya böyle bir cevap şekli var mı? Bir tane ayetten adam gibi delil verirsin. Zaten anlayan anlar. Şeyin surenin ismini söyle, rakam verir. Sure rakam, sure rakam. Böyle bir açıklama şekli var mı? Ben buradan yeraltı denilen kanalı ikaz ediyorum. Acilen o sapık Mithat Çelik denen adamın videosunu silin. Şu Ramazan denen şadırvan müftüsünü, bak şadırvan müftüsü diyorum, üstüne basa basa. Onun da videosunu kaldırın kardeşim. Vebale giriyorsunuz, günaha giriyorsunuz.
insanları burada vebal altına bırakıp günah sokuyorsunuz. Bir daha söylüyorum. Şu Mithat Çelik denen sapık ayet ve hadis inkarcısı. Bak birazdan bugün konumuz cinlere şeytanlara ayırdık. Birazdan cinlerle alakalı ayetler ve hadisler okuyacağız. Bu adam kalkmış diyor ki cinlerle kimse konuşmadı, konuşamaz, böyle bir şey yok. İnkar ediyor. Açık açık inkar diyor. Sen de bunu hoca diye çıkartıyorsun, orada baş tacı yapıyorsun ya. Böyle bir şey var mı? Acilen siliyorsun, tövbe ediyorsun. Neymiş efendim? Şu kadar beğeni gelirse bu kadar şey gelecek. Ya zaten yorumlara bakıyorsun. Bilmem neye bilmem ne vs yapsın. Bak. Hüddam vs bilmem ne vs. Bu ne? Mortal Kombat mı oynuyorsun ya? Allah Allah. Hüddamcı vs bilmem ne felsefeci vs. Mesela. Onunla o kapışsın, bununla bu kapışsın. Millet sanki orada oyuncak gibi. Onunla onu kapıştır, bununla bunu kapıştır. Ne bu ya? Atari mi bu oyunu bu? Burada din var, İslam var, ilmi meseleler var. Sen orada milleti karşı karşıya getiriyorsun, milleti birbirine düşürüyorsun. Allah razı olsun, uyarıyoruz. Acilen bu kanalın kendine gelmesi lazım. Şu insanları birbirine düşürme videolarından vazgeçmesi lazım. Nedir bu kardeşim ya? Daha ben iki tanesi bu ha, iki tanesi. Yüzlerce konu kaldı. İnceleyemedim yani çoğunu. Ya zaten bu iki tanesi başlı başına yetiyor. Bak bir daha söylüyorum. Beni dinleyeceğini biliyorum kardeşim. İsmin de Muhammed de herhalde. Bak Muhammed kardeşim. Şu iki isim sana günah olarak yeter. Başka kimseyi çıkarma bak. Başka ömrün boyunca hiçbir günah işleme. Bak hiç günah işleme. Şu iki tane adamı orada yayınlıyorsun ya. Hala videolar oynuyor ya. İnsanlar onları izleyip onların fikirlerine kapılıyor ya. Bu günah sana yeter. Benden de sana bir abin yaşındayım. Abi tavsiyesi diyeyim. Abi tavsiyesi olarak anla. Abi kardeş fark etmez. Ben Allah için ölürüm. Acilen bu işlerden vazgeç, tövbe et. Kanalını normal ehli sünnet bir kanala çevir. Benden sana uyarı kardeşim. Allah için uyarıyoruz.